Değerli izleyenler, İzmir yolunun üzerinde bulunan Simpaş'tayız. Simpaş'ta bugün İstiyot 2. şubesini açıyor efendim. İstiyot'un 2. şubesinin açılışında sizlerle beraberiz. Bildiğiniz üzere İstiyot Forum Çamlık yanındaydı. Şimdi İzmir yolunda Simpaş'a konvalıda da 2. yerini açtı. Lahmacun ve dönerde, ayrıca işçi köftede ünüyle tanınan İstiyot'un bugün açılış görüntüleriyle sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Tabii biraz sonra yoğun bir açılış programı olacak. Tabii yoğun açılış derken pandemi kuralları da göze alınarak açılış yapılacak. Hemen yanımızda İstiyot'un işvereni Adem Kızıl'la beraberiz. Adem Bey, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Açılışınıza biz de görmek istedik. İzleyenlerimize de burayı tanıtmak istedik. Onun için buradayız. Efendim, bize bilgiler verebilir misiniz İstiyot'la ilgili? Bizim İstiyot'un daha önceki forum karşısındaki şubemiz var. Evet. İkinci şube olarak burayı açtık. Pandemiden dolayı biliyorsunuz yemek sektöründe ciddi sıkıntılar oluştu. Evet. Biz buna rağmen bir yatırım yapmak istedik buraya. İşte nasipse Ramazan'dan sonra pandemi açılırsa işlerimiz olacak. Evet. Eğer olmasa da bu yatırım böyle kalacak. Bunu da devletimiz, büyüklerimiz görmesi gerekiyor. Bu yemek sektörünü bir yere atması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bu dönemde tabii paket olayı da oldukça arttı. Burada paket servisi var değil mi efendim? Var. Paket servisim ağırlıklı olacak zaten. Evet. Yani inşallah güzel işler yaparız diye, insanları memnun edebiliriz diye bu işe soyunduk. İkinci şubemizi evet. Açtık. Allah mahcup etmesin diyoruz Adem Bey inşallah. Efendim, yeri bir tarif etmek istiyorum Adem Beylerin yerini. Birinci şubemiz forumun karşısında. Evet, forumun karşısında İstiyot Lahmacun, evet. Döner üzerine yine. İkinci şubemiz de burası olarak açılışımızı evet. Yapıyor. İkinci şubede Simpaş'ta, İzmir yolu üzerinde Simpaş Akvamal'da. Evet. Yolunuz açık olsun Adem Bey. Teşekkür ederiz. Efendim, eşe dosta ilk kez İstiyot'u duyanlara neler söylemek istersiniz? Burada lahmacun var, döner var. Öncelikle benim ortağım Ali Usta 40 yılını vermiş aşağı yukarı. Lahmacunda tek desem tektir yani. Tabii bu lafta olmaz, insanlarımız gelip burada yemek yiyip bir tadına bakması gerekiyor. Onlara, insanlarımıza kalmış yani bu güzel olduğunu, onlar söylemesi lazım. Evet, kesinlikle. Ustam, size de kolay gelsin bu arada. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun. Ustamla da konuşmak istiyorum esasında. Ustacığım, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Valla ben deyim, çok teşekkür ederim. Sizin ilk şubenizde ben lahmacunlarınızı yedim. Tadını da biliyorum. İzleyenlere de kesinlikle öneriyorum efendim. Neler söylemek istersiniz? İkinci şube, yolunuz açık olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya tabii zor günler geçiriyor Türkiye'de. Olduğu gibi bizim de sektör çok, hem de bizim sektör çok yara aldı. Ama buna rağmen burada bir talep olduğunu biliyorduk yani. Bize sürekli geliyordu. Burada açmamızı istiyorlardı. Yani dayanamadık biz de. Bu zor günlerde açtık. Evet. İnşallah iyi olur, bilmiyorum. İnşallah ustacığım. Tabii bu dönemde gerçekten özellikle restoranlar, lokantalar, kafeler çok ciddi sıkıntıya düştü. Ramazan'dan tabii beklenti vardı. Ramazan'da da maalesef en son vakalar artınca
paket olayına döndü. Evet. İnşallah Ramazan bayramından sonra güzel günleri görmeyi umut ediyoruz. İnşallah ülkece güzel günleri görmeyi umut ediyoruz. Evet. Tabii bu vakaları da efendim düşürmek tamamen bizim elimizde. Nihayetinde işimiz yoksa sosyal mesafeye dikkat edelim. Dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Ama nihayetinde çalışan bir grup da var. Ekmek derdinde olan insanlar var. Onları da anlıyorum. Ama en azından sosyal mesafeye dikkat edelim. Önlemlerimizi alalım. Burada açılış olmasına rağmen gerekli önlemler de alınmış zaten Adem Bey ve ekibi tarafından. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde açılış oluyor. Gayet de güzel olmuş. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Adem Bey. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sağ olun efendim. Evet, röportajlarımız devam edecek değerli izleyenler. Misafirler de gelmeye başladı. Gelen misafirlerimizin de görüşlerini sizlere aktaracağız. Sohbetimiz devam ediyor. Değerli izleyenler, sohbetimiz devam ediyor. Hemen yine işletmecilerimizden Gökhan Kızıl'la beraberiz. Gökhan Bey, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Neler söylemek isterseniz, buyurun. İkinci şubemiz için gerçekten çok heyecanlıyız şu anda. Nasip olursa güzel, hijyen bir şekilde müşterilerimize hitap etmek istiyoruz. Önemli olan bizim için müşterilerimizin iyi olması, memnuniyeti iyi olması yani. Bunun için titiz bir şekilde, özenli bir şekilde eksiklerimizi tamamlayıp en iyi şekilde İşletmemizi bir adım daha yukarı götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Tabii pandemiden dolayı Adem Bey de biraz bahsetti. Tamam. Gerçekten zor. Nihayetinde ciddi bir yatırım da yapılmış. Evet. Fakat lahmacun olsun, döner olsun gerçekten lezzetine evet. Doyum olmaz diyorum. Tamam. Biliyorum da sizi ilk şubenizden. Tamam. Merak edenler için anlatır mısınız efendim? Lahmacun var, döner var. Paket servisiniz var. Lahmacunumuz var, içli köftemiz var, pidelerimiz var. Dönerimiz var, porsiyon et döneri, İskender. Bir de kendimize güvendiğimiz nokta lahmacunlarımız çok iyidir. Biz bunun üzerine gitmeyi sağlıyoruz. İnşallah bakalım daha da güzel yerlere geleceğiz, yükselteceğiz. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Aynen öyle. Annemisiz günleri de görelim ki, değil mi? Tabii. Doya doya şöyle rahat rahat oturalım. İnşallah. Diye. Bizim de tek temelimiz o, yaptık yatırımı. İnşallah biter bu ülkemiz bu beladan kurtulur. Tek temennim olur yani. İnşallah. İnşallah Gökhan Bey. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Yine görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. İzleyenler, sohbetimiz devam ediyor. Tabii misafirler de gelmeye başladı. Önceki dönem başkanlarımızdan, Deniz Spor'umuzun Mehmet Özsoy burada. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esasınız hoş geldiniz. Başkanım, lahmacunu tattınız mı önceden Adem abileri? Şimdi bu süreçte farklı. Bugün cuma. Evet. Hayırlı bir mübarek günde. Bunlar böyle bir olaya girdiler. Adem de Halil Bey arka tarafı. Evet, esas, Halil Usta'mla da konuştuk. Evet, Halil Badak esas ustamız o. Evet. Mutfağın arka tarafı o. Evet. Yani öncelikle herkesin cumasını kutluyorum, hayırlı olsun. Bu süreç farklı bir süreç. Urfa, İstanbul, Denizli. Evet. Urfa derken Halil Badak. Evet. Lahmacun İbrahim Tatlıses falan tanımaz yalnız. Evet. Ama denemek lazım. Yani bunu dinleyince ya öyle mi falan değil. Gelip bizzat çoluk çocuk ailesine, arkadaşına bunu mutlaka denemeleri lazım. Yani anlatarak olmaz, yaşamaları lazım. Yaşamak lazım, doğru. Adem Bey, Ankara Kızıl, soy ismi de. Demek ki kızıl ötesi bir ışınlama varmış ki buradaki bu eksikliği hissetmiş. Evet. Bu pandemi döneminde millet eleman, işçi falan çıkarırken ne bileyim ücretsiz gibi olaylarda bu ilk arkadaşımızın böyle Denizli'ye bilhassa Simpaş'ta, evet. Metronun olduğu yerde böyle bir testi açmaları bana gurur verdi. Evet. Denizli'mize hayırlı olsun. Ben bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum.
Evet, bu arada evet, yeni sporlu futbolcularımız da buraya geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii futbolcularımızı şimdi, biraz sonra röportaj... Futbolcularımızla kaptan. Ekip eğer buradaysa ne kadar ne yiyirseniz hesaplar benden. Ama Fener'i ters getirmeniz lazım. İnşallah Fenerbahçe. İşimiz o bizim zaten. Yani. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Valla başarılar diliyoruz. Fenerbahçe karşısında zor bir maç. Umarım 3 puanla döneriz diyorum. İnşallah. Yüzümüzün hakkıyla inşallah döneriz ya. Yani. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Gerçekten şehir için, ülkemiz için, Denizli'miz için çok çok iyi olacak bu 3 puan. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Şey yapacağız. Sağ ol. Size sağ olun. Sağ ol. Ablamızın evet. Lahmacunu nasıl buldu? Soralım mı ben başkanım? Evet, buyurun. Lahmacun olur mu? Evet, lahmacun işine girelim o zaman hemen. Spordan çıkalım. Ben usta Halil abi daha önce de tanıyorum. Onun yerinde de yedim. Evet. Formun orada içinden. Oradan biliyorum. Çok güzel yapıyor. Döneri de çok güzel. Evet. Bir tane çiğ köfte yapıyor. Yeseniz o hepsinden güzel. Evet, izleyenlerin bayağı bir ağzını sulandırdık yalnız bugün. Mutlaka buraya bekliyoruz Simpaş'a. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Helal kazançlar nasip etsin inşallah. Bol kazançlar. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Umarım 3 puanla döneceksiniz İnşallah. Diye umut ediyoruz. İnşallah. Yani gönlümüz kalbimiz sizinle. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Başkanım. Şunu da ekleme yapalım. Halil Bey arkada fırında. Ben tersilere gittiğim zaman da ilk aşçı ve sahadaki ekiple görüşürüm. Çünkü emekler çoktur onların. Senelerdir evet. Orada çalışır. Evet. Burada Halil Bey'in emeği çok lahmacunda. Lahmacunun ne olduğunu biraz önce anlattım. Unuttuğumuz 3 tane şey var. Biri içli köfte, biri çiğ köfte, biri de patlıcan kebabı yapar. Zaten döner de orada görünüyor. Görmüştür seyircilerimiz. Evet. Bir taneyle 10 tanenin, 50 tanenin paket serviste hiçbir farkı yok. Alo demirlere yeter. Bir tane de isterse Aydın'a gönderir, 10 tane isterse de İzmir'e gönderir. Böyle bir ekip kurdular. Kendilerine tekrar tebrik ediyorum. Bol kazançlar, hayırlı işler. Evet. Söyleyeceğimiz bu kadar. Allah yollarını açık etsin inşallah. Başkanım çok teşekkür ederim. Var mı başka bir mesajınız? Ben teşekkür ederim. Pandemi döneminde lütfen tekrar başa alıyorum. Maske, sosyal mesafe, hijyenik. Afiyet olsun efendim. Lahmacunlar gelmiş başkanım. Evet geldi. Biraz önce zaten bununla ilgili sizle paylaşımlar yaptık. Bu kadar anlattıktan sonra bir de Halil Bey'in elinden tadına yemek, bakalım dedik. Ama bu da hakikaten Denizli'nin tekstilde çarşafı meşhur. Baksana bu da çarşaf gibi çok güzel ya. Afiyet olsun başkanım. Afiyetler olsun. Değerli izleyenler tabii yoğun bir kalabalık vardı. Pandemi şartlarına uygun bir kalabalık tabii ki. Öncelikle onu söyleyelim, belirtelim. Efendim lahmacununuz, döneriniz gerçekten muhteşem. Ki lahmacunlarınızı da biliyorum zaten. Önceden tatmıştım. Halil abi son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Allah yolunuzu açık etsin. Bu pandemi sağ döneminde olun. Gerçekten ikinci şube zordur. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah buluş versin diyorum. İnan edin bu mesleği 42 yıldır, 43 yıldır aşağı yukarı yapıyorum. İstanbul'da, Urfa'da başladım. İstanbul'da evet. Devam ettim. Şimdi Denizli'de artık emekli şeyim yaşıyorum. Evet. Ama Denizli halkı gerçekten iyi şeye layık. Yani seviyor bir de. Lahmacunu çok evet. Seviyor. Hani bunun... Yani şey iyi olması falan tabii biraz şey maliyet gerektiren bir şey. Mesela istatı getiriyoruz Urfa'dan. Normal 6-10 lira kilosu tabii. Piyasada satılan bir. Biz 5-50 lira falan kilosunu İnanırım. Alıyoruz o zaman. Yani onun esas şeyi odur yani. Öyle de olması gerekiyor. Vallahi deniz halkına sunduk. Bakalım evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz o zaman diyoruz. Yani. Abi Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederim. Adem abi siz neler söylersiniz? Teşekkür ederiz geldiğiniz için. İlk önce bu hastalığın pandemi bir an önce dünyada bitmesini bekliyoruz. İnşallah iyi olur. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. İnşallah. Yolunuz açık olsun diyorum ben de. Allah mahcup etmesin. Allah bol iş versin inşallah ustacığım. Sağ olun. Yine görüşürüz inşallah. İnşallah. Sağ ol. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Simpaşa Kuamal'da İstiyot'un lahmacun ve dönerinin ikinci şubesi açıldı. Açılışta sizlerle beraberdik. Kameraman arkadaşım Orkun Yıldız ve ben Abdül Yaşaroğlu olmak üzere yeni programlarda görüşünceye dek hoşçakalın.